Evet Goberler, şimdi 7. ünitemizin 13. köşe taşıyla devam ediyorum integralime. Şimdi diyor ki birinci sorumuz, fonksiyonu her noktada türevli ve şöyle bir de bir şeyler vermiş bize. Buna göre f'de eksi 1 değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi fonksiyonun türevini vermiş arkadaşlar. Ve ben biliyorum ki bir fonksiyonun türevinin integralini aldığımda ben, türevle integral sadeleşir, bir tek geriye ne kalır? Fx kalır. Şimdi hemen şuranın integralini de alalım biz dostlarım. Ne olacak? 3 çarpı x küp bölü 3 eksi 4 çarpı x kare bölü 2 eksi 1'in integrali de x geldi. Artı c'yi de unutmadım. Şimdi bu benim fx fonksiyonum oldu. 3'ler sadeleşsin. Şununla da şu gitsin. 2 kalsın burada. Diyor ki eğer diyor x yerine 1 yazarsan sonuç 2 çıkacak. Hemen f'de 1'i bulalım o zaman biz. 1 yazarsak 1. 1 yazarsam eksi 2 gelir. Eksi 1 bir de artı c. Ve bunun sonucu da 2'ye eşitmiş. Şu 1'ler gitti. Eksi 2'yi de buraya attım. C'yi buradan 4 buldum. Yani şu fonksiyonu bir daha yazalım. Fx fonksiyonunu şöyle oldu. X küp oldu. Eksi 2x kare. Eksi x artı c. Yani artı 4 oldu fx fonksiyonumuz. Şimdi bizden f'de eksi 1'i istiyor. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 ile 1 oldu. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2. Eksi 1 yazarsam artı 1. Bir de artı 4 var. Şunlar gitti. Eksi 2 ile 4'ün toplamı da 2 yapar. Cevabım Ceyhan'dan çıktı. Şimdi geldim şuna. Burada da ikinci türevini vermiş. O zaman bir kere integral alırsam ben, her iki tarafın bir kere integralini alırsam f'in türevini bulmuş olurum böylelikle. İntegral alıyorum. 12 çarpı x kare bölü 2, yani 6x kare yapıyor. Eksi 4x artı c'yi unutmadım. Şimdi diyor ki f'in türevinde x yerine 0 yazarsan 3 gelir cevap. Hadi x yerine 0 yazalım. Burası 0. Burası 0. Artı c eşitmiş 3'e. C'yi 3 bulduk böylelikle. Şimdi f'in türevini bir kez daha yazıyorum. 6x kare eksi 4x, c'yi de 3 bulmuştum, artı 3. Bu f'in türevi. Şimdi ben bunun bir kere daha türevini aldığımda dostum, hemen bir tür integralini aldığımda pardon, f'i bulacağım bu durumda. Şimdi f'i buluyorum o zaman. İntegralini alalım. X küp bölü 3'ten 2x küp kaldı. Eksi 4 çarpı x kare bölü 2'den eksi 2x kare kaldı. Artı 3x artı c. Bu da bizim f fonksiyonumuz oldu dostlar. Şimdi bir de ne vermiş bize? X yerine 1 yazarsan f'de diyor 4'e eşitleyeceksin. 1 yazalım. 2 eksi 2 artı 3 artı c. 4'e eşit. 2'ler gitti. 3'ü buraya attık. C'yi de en son ne bulduk? 1 bulduk. Şimdi C'de 1'miş. Fx'imiz burada. C'si de 1 oldu. Şuraya 1'i yazalım artık. Bize de diyor ki y eksenini kestiği noktayı bulun. Bir fonksiyonun y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verirsiniz dostlarım. Hemen x'e 0 veriyorum. 0, 0, 0, 1 çıkar. Y'yi kestiği noktanın ordinatı 1'dir. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Üçüncü soru. Türevi şöyle olan bir fx fonksiyonunun 1'e 6 noktasında yerel minimumu vardır diyor. Dostum 1'e 6 noktasında dediğine göre demek ki şu 1 x eşittir 1 apsisli noktasında yerel minimumu varsa f'in türevinde 1 demek dostum ne yapıyor burada? F'in türevinde 1 sıfırmış demektir. Hani ekstremum noktalarını nasıl buluyorduk? Hangi noktada var? 1 noktasında. Demek ki 1 noktası apsisi 1 olan nokta türevini 0 yapıyormuş diyorduk. Peki türevini de vermiş bize zaten. Hemen 1 yazalım. 4 eksi m olur. 4 eksi m demek ki 0'mış. M eşittir 4 geldi. M'yi bulduk. Şimdi bu fonksiyon fx, f'in türevi fonksiyonu nasıl oldu dostum? 4x eksi 4 gibi bir şey oldu. Şimdi her iki tarafın integralini alırsam ne gelecek bu durumda? Fx fonksiyonu gelecek. Burası 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi 4x artı c çıkacak dostlar. Peki şimdi bize diyor ki bu fonksiyon bu nokta bu fonksiyonun noktasıymış kardeşim.
O zaman bu nokta fonksiyonu sağlayacak. Yani x yerine 1 yazdığında y 6 çıkacak. 1 yazalım. 2 eksi 4 artı c eşittir 6. Şurası eksi 2, bu tarafa attım, c 8 geldi. Yani fonksiyonun sabitini 8 buldum. Buraya 8 yazıyorum artık. Bana da f'de 0'ı soruyor. 0 yazalım. 0 0. Bir tek 8 kaldı geriye. Cevabım Edirne'den çıktı dostlar. Geldik şuna. Fx eğrisinin eksi 1'e 4 noktasındaki teğeti x ekseninde pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. O halde bu adamın teğetinin eğimi eksi 1. 135 derecelik açının tanjantını alıyorsunuz hemen. Bu da size eğimi veriyordu. Teğetinin eğimi tanjant 135. O da eksi 1 çıktı. Peki ben teğetin eğimini nasıl buluyordum dostum? Fonksiyonun bir kere türevini alıp hangi noktada diyordu? Eksi 1 noktasında. Eksi 1'i de yerine yazdığımda bu bana teğetin eğimini veriyordu. O zaman teğetin eğimi eksi 1 ise f'de eksi 1 eksi 1 çıktı. Şimdi f'in türevinde eksi 1 çıktı. Şimdi biz burada her iki tarafın bir integralini alırsak dostlarım. İntegral aldığımda burada iki türev vardı. Bir türev kaldı, bir türev gitti. Buradan integral aldığımda da 6x kare bölü 2 yani 3x kare artı c çıktı. Peki f'in türevinde x yerine eksi 1 yazınca yazalım. Burası 3 olur. Burası c olur. Sonuçta eksi 1 olacaktı. C eşittir eksi 4 bulduk. Yani f'in türevini ne bulduk biz arkadaşlarım o zaman? 3x kare eksi 4 bulduk f'in türevini. Şimdi hemen bir de bunun da integralini alalım ki f'i bulalım artık. İntegralini alırsam fx çıkıyor karşıma artık dostlar. Ne oluyor burası? Küp bölü 3'ten 3'ler gidiyor. X küp eksi 4x artı c geldi. Şimdi işte fx fonksiyonunu bulduk. Bize de f'de 1'i soruyor. F'de 1'i bulabilmem için c'yi de bilmem lazım. İntegral sabitini. Bunun için de bana şu noktayı vermiş. Bakın bu nokta fx'in üstündeki bir nokta. X yerine eksi 1 yazarsan y'si 4 çıkan bir noktadır. Eksi 1 yazıyorum buraya. Eksi 1. Eksi 1 yazarsam 4 artı c eşittir 4 geliyormuş. 4'ler gitti. C 1'miş meğersem dostum. Şurayı 1 yapalım hemen. Ve f'de 1'i bulalım. 1 yazarsak 1. 1 yazarsak eksi 4 artı 1. 2 yapar. 2'den de eksi 4 çıktı. Eksi 2 yaptı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 13 numarayı gömdük. Atalım şunu şöyle ileriye doğru. Alalım 14 numarayı elimize. Şimdi dostlar, integralin zaten belli başlı soru tipleri var kardeşim. Şöyle 4-5 tane soru tipi var. Hocam da burada çok güzel hazırlamış. Tek tek gösteriyor bize bu soru tiplerini. Şimdi onlardan yine bir tanesi. Böyle integralin içinde h'lı, f'li, g'li bir şeyler varsa ben şuna bakıyorum arkadaşlar ilk önce. Şu acaba integrallerin içindeki ifadeler çarpımın veya bölümün türevi mi diye bakıyorum. Bakın birinci sorumuzda çarpımın türevi geliyor. Hx dediğimiz şey. Şöyle çıkıyor yani. Hx aslında şöyle tek bir integralde yazsam. Fx çarpı 1 artı x çarpı f'in türevinde x geldi. Bakın ne yapmış adam burada? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci yapmış. Yani çarpım ifadesinin türevini yapmış ki bu aslında neymiş demek ki? Hx dediğim şey şuymuş meğerse. Fx çarpı x fonksiyonunun türevi demekmiş arkadaşlarım. Bunu söylüyor bize. Şuradaki bu fx çarpı x'in türevinin integralini almış meğersem bize söylediği şey bu. E şimdi biz de hemen buranın türevini aldığımız için şu türevle bunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı kardeşlerim burada? Hx eşittir fx çarpı x artı bir de c gibi bir sabit sayımız kaldı arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyor? H'da 3'ü bulun diyor. Ama ne vermiş bize? H1 ile F1'i vermiş dostlarım. H1 ile F'de 1 birbirine eşitmiş. Hadi şurada X yerine 1 yazalım. 1 yazarsak ne geliyor burası? H1 geliyor. Eşittir. 1 yazarsam F1. O da H1'e eşitti. 1 yazdım. 1 artı C.
Şu H1'leri bu tarafa atarsam sıfırladı. C eşittir 0 çıktı. C'yi bulduk. Peki o zaman şimdi bir daha yazalım. Hx eşittir fx çarpı x artı c, yani 0. 0'ı yazmasak da olur. Bizde de neyi soruyor? H'da 3'ü soruyor. H3 eşittir f3 çarpı 3 oldu artık arkadaşlarım. F3'ü vermiş bize 6. Bir de bunu 3 ile çarparsanız 18 geldi. H'da 3 değeri, cevabım Adana'dan çıktı Goberler. Şimdi geldim ikinci soruya. Bakın neye bakıyorum ben şimdi burada? Çarpımın türevi mi, bölümün türevi mi diye bakıyorum ki burada bölümün türevi olduğunu görüyorsunuz. Birincinin türevi çarpı ikinci, arada eksi var. İkincinin türevi 1 olduğu için yazmamış, çarpı birinci de fx olarak kabul etmiş. İkincinin karesini almış bir de burada. Demek ki şu ifade, yani hx denilen şey aslında şudur arkadaşlar. Fx bölü x'in türevinin integraliymiş meğerse hx denilen ifade. Şimdi hemen burada her iki tarafın türevini alıyorum. Ne kaldı hx dediğim şey? Fx bölü x artı c kaldı. Şimdi ben bir de neyi biliyorum? F'de 2'yi 4 diyebiliyorum. Hadi 2 yazalım her yere. H2 olur burası 1. Eşittir. F'de 2 olur yani 4. 2 yazıyordum. 2 artı c. 4 bölü 2 2'dir. Buraya attık. Eksi 1 eşittir c kaldı. Demek ki c dediğimiz şey eksi 1'miş. Onu da buraya eksi 1 diye yazdım Goberler. Şimdi ne istiyor? H'da eksi 1'i. H eksi 1 eşittir. F'de eksi 1 yani eksi 3 bölü eksi 1. Bir de burada eksi 1 var. Şurası 3 yaptı. 3'ten de 1 çıkarsa 2 kaldı. Sorumun cevabı. Dostlar ezan da okunuyor. Bir burada durduracağız videoyu. Zaten süremiz de doluyor, 12 dakikamız. Bir sonraki videoda devam edeceğim. Tamam mı, kaldığımız yerden? Onları da birleştiririz artık. Dostlar ezanımız bitti. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdiki hx fonksiyonuna bakın. Bunları bir tane integral içerisinde yazdığımda nasıl gözüküyor kardeş şunlar? Şöyle bir yazalım. İntegral içerisinde bak, birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci geliyor buradan. Yani fx çarpı gx'i bize meğersem türevinin integralini soruyormuş dostlar. Peki türevle integral sadeleşti. Hx ne olarak çıktı dışarıya? Fx çarpı gx bir de artı c olarak yazıldı. Şimdi bize verilen bilgiler. 2 yazarsanız diyor x gördüğünüz yere, buranın çarpımı 3 çıkacak diyor. Hadi 2 yazalım. H'da 2 olur burası. H 2 eşittir. F2 çarpı G2 gelir ki o da 3'müş zaten dostlarım. Bir de artı C. H'da 2'yi kaç vermiş? 7 vermiş. Burası 7. 3'ü de buraya aldığımda 4 çıktı C dediğimiz şey. Yani Hx fonksiyonu şöyle bir fonksiyonmuş. 4 geldi burası da. Başka G'de 1'i istiyor. O zaman X gördüğümüz yere bir 1 yazalım. H1 gelir burası. 11'miş o. Eşittir. F'de 1 gelir 7'ymiş çarpı G'de 1 artı bir de 4 geldi. 4'ü bu tarafa attım. 7 eşittir 7 tane G'de 1 oldu. 7'ye böldük. G'de 1 eşittir 1 çıktı dostlar. Son soruma bakıyorum. Yine şimdi bunları şöyle bir şurayı paydasını bir fx ile bir daha çarpalım ki ortak payda olsun arkadaşlarım. Şuraya da fx gelsin. Fx'in de karesi olsun burası. Fx'i de genişlettim. Şimdi bunları tek bir integral içinde yazdığımda bak, birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci, yani fx bölü gx'i türevinin integralini soruyormuş bize diyebiliriz artık. Demek ki hx fonksiyonu neye eşitmiş kardeşim? Hemen integralle türevi sadeleştirdim. Fx bölü gx kaldı burada. Bir de artı c'miz var. Unutmayalım bunu. Peki. Şimdi f'de eksi 1, 1'e eşitmiş. Önce x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. H'da eksi 1 oluyor. O da 4'müş dostum. Eşittir. F'de eksi 1'de 1'di. Bölü g x'de eksi 1 neymiş? 3. Buraya da 3 yazalım.
Artı C oldu burası. Peki şu 1 bölü 3'ü buraya eksi 1 bölü 3 olarak atsak. 4 eksi 1 bölü 3 eşittir C gelecek. 12'den 1 çıktı. 11 bölü 3'müş C dediğimiz sayı. C'yi de bulduk. Bizden ne istiyor? F'de 2 ile G'de 2'nin toplamı isteniyor. Hadi X gördüğümüz yere 2 yazalım o halde. H 2 gelir burası. Eşittir. F'de 2 bölü G'de 2 gelir. Artı bir de C. Yani 11 bölü 3 geldi. Şimdi G'de 2'yi buraya atalım. H 2 ile F2'nin çarpımını vermiş bize 6. Bu demek ki şöyle olacak arkadaşlarım. G'de 2 bölü F'de 2 olacak diye düşündüm bir an ama acaba öyle mi olacaktı? Çünkü birincinin türevi birincinin türevi bakın burada ters yazdı. Çünkü ikincinin karesini alacağız ya burası. İkincisi F olacakmış. Şöyle olacak F. Bu da G olacak arkadaşlarım. Şurayı bir daha baştan yapalım mı dostlar? Bakın neye dikkat etmediğimizi bir göstereyim ben size. Şimdi ikincisinin karesi geliyordu ya hani bölümün türevinde. Demek ki bu ikinci dediğimiz şey fx'miş ki fx aşağıdaymış. Gx bölü fx'in türeviymiş bu arkadaşlar. Buna dikkat etmedik. Şimdi bir daha bunlar gidince hx eşittir. G'nin x'i gx bölü fx artı c kaldı. Şimdi hemen x yerine eksi 1 yazalım. H'da eksi 1 4'tü. G'de eksi 1 3'tü. Bölü F'de eksi 1'de 1 artı C. 3'ü buraya atarsak C eşittir 1 çıktı. Şimdi hemen 2 yazıyorum şimdi yerine. H 2 gelir burası eşittir. G'de 2 gelir bölü F'de 2 oldu. Ne çıkacak bir de? Artı C. Artı C'mizde ne çıkacak dostlarım? 1. Şimdi H'da 2 şunu şu tarafa atarsak şöyle olacak. H'da 2 eksi 1 eşittir. G 2 bölü F'de 2 geldi. F'de 2'yi de buraya çarpı durumunda atalım. F 2 çarpı H 2 geliyor. Eksi F 2 eşittir. G'de 2 çıktı. F 2 ile H 2'nin çarpımı 6'ymış. Şu eksi F 2'yi de bu tarafa atarsak G'de 2 artı F'de 2 çıkıyor. Zaten aradığımız şey de bu arkadaşlarım. Cevabımız 6 geldi diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet 14'ü de gömdük. Şimdi 15 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı, türevlenebilir ve integrallenebilir bir f fonksiyonunun türevi f'in türeviymiş. Bakın bu türevlenebilir bir fonksiyonmuş. F'in türevini vermiş bize. Şimdi biz hemen gelin buradan ne yapalım? F'i bulalım. Her iki tarafın integralini alıyorum şimdi dostlarım. F kaldı burası. Fx eşittir. İntegral içerisinde, daha doğrusu integralini alalım şöyle tek tek. Şöyle bir parçalı fonksiyon şeklinde alalım. Şunun integralini alırsam x kare bölü 2 olacak. 4 ile sadeleşirse 2x kare gelecek buradan. Bir de artı c. C1 diyelim ona. X küçük eşit 1 için. Şunu integralini alırsam sabit sayı olduğu için 4x olacak. Bir de c'yi ekledim. X büyük 1 için. Şimdi f'in kendi değerini bulduk. Bize diyor ki f'de 1 5'e eşit. Hemen x yerine 1 yazalım. 1 için hangisini kullanacağım? Üsttekini kullanacağım dostlarım. 1 yazarsak buraya ne geliyor? 2 artı c1 eşittir 5'miş. Demek ki C1 4'müş. C1'i 4 bulduk. Yok 3'müş pardon. C1'i 3 bulduk. Şurası 3'müş dostlarım. Şimdi bu türevlenebilir bir fonksiyon olduğu için dostlar aynı zamanda süreklidir de diyeceğim ve sürekliliğin tanımından sağdan ve soldan tanım değerlerini birbirine eşitleyeceğim. X eşittir 1 için. Peki 1'i yazalım hemen X yerine. 2 artı 3 gelir. Alttakinde 1 yazalım. 4 artı C2 gelir. 5, 4 de buraya attım. C2 eşittir 1 çıktı. C2'yi de bulduk 1. Şimdi fx fonksiyonunu buldum. Benden ne istiyor? F'de 0'ı istiyor. 0 yazarsam üsttekinde yerine yazacağım. 3 gelir bu. 2'yi istiyor. 2'yi de nerede yerine yazacağız? Alttakinde x'in 1'den büyük olduğu yerlerde 2 yazıyorum. 8, 1 daha 9 geldi. 9'la da 3'ün toplamı 12 çıktı goberler.
Şimdi şuna bakalım bir de. Yine f'in türevini vermiş bize. F'in türevinin bir denklemini bir yazalım biz arkadaşlarım şurada. Şöyle olacak. Şurada şuraya kadar, 2'ye kadar, yani x'in 2'den küçük eşit olduğu yerlerde şöyle doğrusal bir şey, doğrusal diyorum, evet doğrusal bir artan bir grafik gösteriyor burada arkadaşlarım. Ve bunun eğimi 1 bölü 2 olduğu için demek ki 1 bölü 2 x gelecek burası. X'in 2'den büyük olduğu yerlerde ise arkadaşlarım sabit bir fonksiyon y eşittir 1 doğrusu oluyor bu. Demek ki burası da 1 olacak. Şimdi hemen integralini alalım, fx'i bulmuş olalım böylelikle. İntegralini alırsak şuranın x kare bölü 2'den x kare bölü 4 gelecek burası. Şunun integralini aldığımda da sadece x gelecek. Tabi artı c1 artı c2'yi de unutmayalım. X küçük eşit 2, x büyük 2 için diyelim. Şimdi f'de 0 vermiş bize. Demek ki 2'den küçük bir değer için 0 dediğimde 1 çıkıyormuş. 0 yazalım. Burası 0 olur. C1 eşittir 1 gelir. C1 yerine 1 yazalım artık. Şurası 1 oldu. Şöyle kalın kalın yazayım ben. Burası 1. Sonra sürekliliği kullanalım. 2 için türevlenebilir ve sürekli bir fonksiyonmuş. O zaman hemen 2'yi şurada yerine yazarsam 2 4 bölü 4'ten 1, 1 daha 2 eşittir. 2'yi burada yerine yazarsak 2 artı C2. Demek ki C2 de 0'mış dostum. Şurası da 0 oldu. Şimdi bize neyi soruyor? F'de 4. 4 için de şuna bakacağız dostlar. Direkt x yerine 4 yazalım. 4 artı 0'dan da 4 geldi diyelim. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, 15 numarayı da gömdük ve şimdi 16 numaraya geçmeden önce yeni bir bilgiye geçiyor 16 numarada. Şöyle bakıyorum da. O zaman burada duralım. 3 tane köşe taşı çözmüş olalım bu videoda arkadaşlarım. Hem diyorsunuz ya internetimiz olmuyor bazen, hepsini izleyemiyoruz diye. Üçer üçer çekelim biz de bunu. Hadi görüşürüz gobeller.